Merhaba arkadaşlar, benim adım Regina, Rusça öğreniyorum kanalındasınız, hoş geldiniz. Arkadaşlar, Rusça öğrenmek istiyorsak Rusça alfabesini bilmemiz gerekiyor. Bugün bu ders bunun için. Evet, ben sizin için PDF formatında bir dosya hazırladım. Şu şekilde, çıktısını alabilirsiniz, çok iyi olur. Alamıyorsanız bugün zaten çalışma yapacağız. Hepsini lütfen yazın. Evet, bu şekilde bakabilirsiniz. Alfabe yazıyorum. Onun yanına Türkçe karşılığını nasıl telaffuz edeceğiz onu anlatacağım. Örnekler çoğu şehir olarak yazacağım. Ama bazı kelimelerde başka örnekler olacak. O da problem değil. Her şey çok kolay. İkinci bölümde ise ödev çalışması var. Şu şekilde. Evet. Her harfi satır sonuna kadar yazmanız gerekecek. Bu şekilde alfabeyi öğrenmiş olacağız. İkinci ve üçüncü dersin sonuna kadar bütün kuralları öğrenip artık Rusça okuyabileceğiz. Bu arada Facebook'ta grubumuz var. Lütfen oraya eklenin. Birlikte çalışmalar yapacağız. Şimdi ise başlayalım alfabeyi. Evet. İlk harf Rusça'da A harfi. Aynı Türkçedeki gibi. Ben şimdi bu derste size normal düz yazıyı öğreneceğiz. Sizinle birlikte ama zamanla el yazısını da öğreneceğiz. A, örnek Ankara, bildiğimiz A. İkinci harf B, bu şekilde, küçüğü de böyle. B, Bursa yazıyorum. Üçüncü harf V, A, B, V, böyle yazıyoruz. V, Van, A, B, V, G, bu şekilde söylüyoruz. G, Türkçe, G, Giresun, örnek. Giresun, A, B, V, G, D, D bu şekilde yazıyoruz. D, A, B, V, G, D, Denizli diyorum, örnek, Denizli, evet, birlikte yazalım, A, B, V, G, D, Y, küçüğü de böyle, Y. Şurada dikkat edelim. Y yazıyorum. Yani nasıl telaffuz ediyoruz? Bunu E demiyoruz. Y diyoruz. Örnek olarak Yekaterinburg. Bu Rusya'da bir şehir. Yekaterinburg. Yani kelimenin başında Y olarak okuyoruz. Y. Hani yemek var ya, yemek. Ya da yelek. Onun Y'si. Y. Evet. Bir sonraki harf. Aynı şekilde yazıyoruz. Y. Ama üstte iki nokta var. Bu Yo oluyor. Yo. Yo. Örnek Yoş. Yoş. Yoş Türkçesi kirpi demek. Yoş. Okunuşu şu şekilde. Yoş. Yoş. Ya da yoğurt kelimesi mesela.
Bunun ikisi yo, bu harfi veriyor. Yo, yo. Umarım anlatabildim. Devam edelim. Evet. A, B, V, G, D, Y, yo. Gördüğünüz gibi hiç zor değil. Çok kolay. Her şeyi lütfen yazın. Türkçesini yazmıyorum çünkü şehirleri siz zaten anlayabiliyorsunuz. Devam ediyoruz. Yeyo, J. J harfi. Şu şekilde. J. Örnek. Ne yazdım? Jizin. Jizin yazıyoruz. Жизнь. Русча бу хаят. Şey, Türkçe bu hayat demek. Жизнь. Жандарманın J'si. Русча bu harf. Devam ediyoruz. Ж, З. З bildiğimiz 3. Evet. З Zonguldak. З yazıyoruz. Zon Zonguldak. Zonguldak. Rusça. Böyle yazılıyor. Zonguldak. Z. Z. İ. Bir sonraki harf. İ. İ. Böyle yazılıyor. Ha, böyle değil. Numara gibi değil. Tersi oluyor. Şu şekilde. Evet. Bu İ. Rusça. İ. İzmir. İzmir. Örnek. İzmir. Bir sonraki harf. İy. İy. Bu görevi şu. Ye. Türkçenin ye'si. Nasıl oluyor bu iş? Şu şekilde. Yozgat yazıyorum. Y-O-Z-G-A-T. Yozgat. Bu şekilde. Gördünüz mü? Y harfinin görevini i kratkaya alıyor Rusça'da. Bu şekilde. Ya da ne olabilir başka? May mesela. May. May bu. Mayıs. Kelimenin sonunda. May. Mayıs. May diye okuyoruz. Gene y harfinin görevini alıyor. Evet. Bu i harfi. İ kratkaya. Devam ediyoruz. Bir sonraki harf k yani k. Örnek Kars. Kars. K Kars. Bir sonraki harf l. Yani L. Pardon. Abarttık biraz. L. L. Ne yazmışım? Lüleburgaz. Lüleburgaz. Evet. Lüleburgaz. Bu L harfi. Böyle de görebilirsiniz bazen. O da doğru. Yani A'nın sadece burada ortadaki şey yok. Çizgisi yok. Yoksa A olurdu. Bu da L oluyor. L. L oluyor. Evet. L. Lüleburgaz. Devam edelim. Bir bakayım şöyle. Evet. Devam ediyoruz. O hazırladığım dosyada zaten görebilirsiniz bütün bu örnekleri. Zaman zaman tekrar okuyun, tekrar bakın unutmamak için, özellikle en başta. Bu çok önemli. Devam ediyoruz. Bir sonraki harf ne olabilir bu? Tabii ki de M.
M harfi. Manisa. Örnek Manisa. Manisa. M, N. N, Türkçedeki H, Rusça N. Yani ne? Ne yazdım? Nevşehir diye yazdım. Evet. Nevşehir. Nevşehir. Evet. Anlaşılıyor. Değil mi? Evet. N, O. O, bildiğimiz O. Ordu. Gördüğünüz gibi hiç zor değil. Çoğu zaten benziyor Latin harflerine. M, N, O, P. Bu P harfi. P. Nal gibi ama buradaki köşeler böyle düz oluyor. P. Ne yazdım? Paris. Paris. Bu Paris. Türkçe diyoruz. Paris. Evet. Bir sonraki harf. Bu ne olabilir sizce? Bu benim harfim. R harfi. Bak. R. Rize. Rusça yazıyoruz. Rize. Bu şekilde Rize yazıyorum. Tamam. P, R, S. Bir sonraki harf S. S. Yani S. Samsun. Samsun. V, T. T harfi Trabzon. 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 Evet. T Trabzon. Devam edelim. Az kaldı. Çoğunu zaten öğrendik. Umarım her şey gözükebilir. Gözükmektedir. P, U, U. Bir sonraki harf. Bu şekilde. Rusça. U. Urfa. Urfa'nın etrafı. Dumanlı dağlar. Aman aman. Bir sonraki harf. F. Bu F harfi. Şeye benziyor. Makasa benziyor. Evet. Fatsa. Örnek. Fatsa. Devam ediyoruz. U, F. Ha. Ha. H harfi. Böyle. X yani. Bu H oluyor. Hatay. Hatay. Yazıyorum. Hatay. S. Böyle. Bu T harfi. T, S'nin birlikte söylediğimiz zaman da o zaman T oluyor. T. T. Ne yazdım? Tel. Tel. Ya şöyle biraz daha düzenli yapayım ki. Böyle. Sel. Sel ne demek biliyor musunuz? Hedef demek. Hedef. Zürich de olabilir. Zürich şehri. O da bununla başlayacak. T harfiyle. Başka? Sıfır olabilir. Sıfır. Bu rakam.
rakam demektir. T harfi. Evet. Ş. Bu şekilde. Bu şey oluyor. Şırnak. 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 Bazı okuma kurallarını size bir sonraki videoda anlatacağım. Çünkü şırnak Türkçe'de I ile yazıyor ama Rusça'da İ ile yazıyoruz. Evet. Şırnak. Pardon. Devam ediyoruz. Şa. Şa. Yine aynı harf. Burada biraz virgül gibi eklenti var. Bu şa oluyor. Şa. Yine şey yazıyorum burada. Neden? Çünkü örnek şu şekilde olacak. Şotka. 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 Bu fırça. Fırça. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Mesela Türkçe'de hem şe hem şe yani harfleri yok. Tek bir şe harfi var. Şöyle ki mesela şırnak diyoruz. Şe gibi okunuyor. Ama şişli dersem oradaki ş harfi bu şey veriyor. Bu. Kapıda uskaz edivuk. Yani o şekilde duyuyoruz. Anlatabildim mi umarım? Şişli'deki ş bu olacak. Ş, şotka gibi. Evet, umarım anlatabildim. Bazı harfler bulunmayan harfleri anlatmak zor oluyor. Ama zamanla siz de konuşa konuşa, okuya okuya, yaza yaza alışmış oluyorsunuz, alışıyorsunuz. Evet, ne kaldı? Evet, şimdi işaretlere gelelim. Bu твердый знак. Твердый знак, sert işareti diyelim. Sert işareti şöyle ki onu duymuyoruz ama kelimenin ortasına geldiği zaman o zaman okumayı doğru gerçekleşmemiz gerekecek. Подъезд. Подъезд. Подъезд bu apartmandaki merdiven alanını biz подъезд diyoruz. Bakın şurada твердый знак duruyor. Yani sert işareti duruyor. Eğer o orada durmasaydı подъезд olurdu. Подъезд. O zaman yani yanlış bir kelime oluyor. Öyle bir kelime yok. O yüzden orada duruyor. Подъезд. Подъезд. Evet. Hatta Türkçesini şöyle yazayım. Bu Türkçe okunuşunu подъезд. Подъезд. Gördünüz mü? Buradaki Y oradaki görevini alıyor. Подъезд. Eğer bu olmasaydı подъезд olurdu. O zaman yanlış olurdu. Anlatabildim umarım. Evet, devam edelim. Bir sonraki harf I. Bildiğimiz I. Örnek Isparta. Isparta. I, I, I. Isparta. Yalnız Rusça'da hiç yok I ile başlayan kelime. Sadece ortasında bir de sonunda durabilir. Ama burada örnek için bu şekilde yazdım. Isparta şehri Rusça Sparta olacak. Sparta.
Rusça'da Sparta diyoruz sadece. Burada örnek olarak Isparta yazdım. Bu harfi öğrenmemiz için. Bir sonraki harf mehkiznak. Yumuşak işareti. Yumuşatma ya da diyoruz. Yumuşak işareti. Bu nasıl bir şey? Şöyle bir şey. Sol kelimesi. Sol Türkçe tuz demek. Tuz. Eğer bu olmasaydı o zaman sol derdik. Ki yanlış olurdu. Sol diyoruz. O yüzden mekiznak duruyor. Evet. Bir sonraki harf E. E. Edirne. Edirne. E. E. Biraz daha geniş ağzımızı açıyoruz. Bunu gördüğümüzde E. Edirne. E. Yu. Bir sonraki harf Yu. Y ve U. Yu veriyor. Yurt başı. Yurt başı. Evet. Yu. Yu. Ya. Bir, en son harf. Ya. Y ve A. Ya veriyor. Ya. Yalova. Yalova. Evet. Bütün harflere baktık. Umarım anlatabildim. Arkadaşlar, ikinci ve üçüncü derste okuma kurallarına bakacağız. Bazı metinleri okuyacağız. Lütfen bana destek vermek için bu videoyu beğenin. Abone olmadıysanız abone olun. Ziliniz de açık olsun. Yeni derslerimiz de gelecek. Evet, hepinize çok teşekkür ederim. Bu arada eğer hızlı yaptıysam ya da kimilerine göre yavaş konuşuyor da olabilirim. Onu YouTube ayarlarında kendinize göre ayarlayın. Bunu tabii ki de başta söylemem gerekiyordu ama olsun. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Берегите себя. Всего доброго. До свидания. Пока-пока.